Meral Okay o doğduğunda takvimler 20 Kasım 1959'u gösteriyordu. Ankara'da Türkan ve Ata çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Subay olan babasının tayinleri sebebiyle şehir şehir dolaşarak geçti çocukluğu. Bir yaşındayken taşındıkları Balıkesir'de başladı eğitim hayatına. Sonrasında Ağrı, Çorlu, İskenderun gibi çeşitli yerlerde okusa da sonunda yolu Ankara'ya düştü. Liseden mezun olduktan sonra siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudu. Sanat kariyerine başlamadan önce 5 yıl kadar devlet memurluğu yaptı. O dönemde Toprak Mahsulleri Ofisinin düzenlediği Dünya Bankası projelerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Atatürk'ün 100. yaşı kutlamaları çerçevesinde kurulan bir komisyonda bulundu. Başarılı bir kariyer çizgisi vardı memurluk hayatında. Ancak 25 yaşında bambaşka bir yola girdi ve Günaydın Gazetesi'nde çalışmak üzere İstanbul'a çağrıldı. 1983 yılında İstanbul'a geldi. Günaydın'ın ardından iletişim yayınlarının kuruluşunda ardından Playboy'u çıkaran ekipte yer aldı. Siyasi kimliği de olan Okay, 12 Eylül döneminde Türkiye İşçi Partisi'nin üyesi ve işyeri temsilcisiydi. O dönemlerde yaşadığı olayları daha sonra yapım koordinatörlüğü ve oyuncusu olduğu Beynel Milal filminde anlattı. Yıl 1984 olduğunda Ankara'da tanıştığı usta oyuncu Yaman Okay ile nikah masasına oturdu. Bu sayede sinemayla da tanışmış oldu. Meral Okay hayat arkadaşıyla ilgili şu sözleri kaleme almıştı. Yaman benim eski arkadaşımdı. O Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncuydu. Ben de Ankara'da yaşayan bir öğrenciydim. O zamanların Ankara'sı herkesin birbirini tanıdığı ve belirli yerlerde toplandığı bir yerdi. 70'li yıllarda ve kültür tüketicileri birbirlerini bir şekilde sıkça görürlerdi. Bizim müşterek arkadaşlarımız vardı. Bunların başında Rutkay Aziz gelirdi. Rutkayla siyasetten bir aradaydım. Türkiye İşçi Partiliydim ben. O yılların derli toplu Ankara'sında sık sık görüşme şansımız olurdu. Yamanla tanışmamız o yıllardır. Fakat aşık olmamız daha sonraya rastlar o sinemaya sürü filmiyle geçince İstanbul'a gelmişti ben de daha sonra İstanbul'a geldim. O bir eski Ankaralı olarak bana sahip çıkmaya kalktı. Ankaralıların böyle bir derdi de vardır. Biz başımıza aşkın taşının düştüğünü bir mevsim geçtikten sonra fark ettik. Bir gün evi düzenlerken fark ettim. Bir de baktım ki benden çok Yaman'ın eşyaları var. Küçük küçük poşetlere sızmıştı. Aşk bir sızma halidir. Ben Ankara'dan örselenmiş ve kırılmış bir kalple gelmiştim. Yaman çok tutkulu ve sabırlı bir adamdı. Bir de baktım kalp ağrımdan eser kalmamış. Yani taş düşmüştü ama adını koymamız için bir mevsim geçmesi gerekti. Bu arada 1992 yılında Seni Seviyorum Roza filmindeki rolüyle oyunculuk hayatına başladı. 1998 yılında o dönem fenomen haline gelen İkinci Bahar dizisinde Kasap Melehat olarak çıktı karşımıza. Sonrasında Yeditepe İstanbul, Koltuk Sevdası, O Şimdi Asker, İstanbul Şahidimdir... Beynel Minel, Aliya, Bir Bulut Olsam gibi yapımlarda rol aldı. Senarist kimliğiyle de ön plana çıkan Okay, Yasemince, Asmalı Konak, Fedai, bir bulut olsam ve muhteşem yüzyıl gibi yapımların senaryolarını kaleme aldı. 2011 yılının Ocak ayında başlayan ve milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla takip edilen muhteşem yüzyılı adeta emek emek, ince eğirip sık dokuyarak yazdı. O dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun televizyona aktarılmasıyla ilgili çokça eleştiri olsa da işini yapmaya devam etti. Hatta bir dönem bu nedenle polis korumasında yaşadı. Bunu çok acı bir tecrübe olarak değerlendirse de tehditlere rağmen yolundan dönmemekte ısrar etti. Dizi ve film sektöründe pek çok alanda çalışan Okay, Propaganda filminde basın ve halkla ilişkiler, Yarın Geç Olmayacakta yapımcı, İstanbul Şahidimdir'de proje tasarımcısı, Körfez Ateşinde proje danışmanı ve Beynel Minel'de yapım koordinatörü olarak görev aldı. Eşi Yaman Okay ile birliktelikleri eşinin 41 yaşındayken pankreas kanseri yüzünden hayatını kaybettiği 1993 yılına kadar devam etti. Meral Okay 2003 yılında Ayşe Arman'a verdiği bir röportajda eşi için şunları söylemişti. ''Bugün kendimi iyi hissediyorum, şahane bir şey yaşadım.'' ya da kafam karışık, canım da sıkkın diyebileceğim nefes yok hayatımda. Bazen bir filme gidersin ya paylaşmak istersin ya da yolda bir şey gözüne çarpar. O anı daha da abartarak seni çok iyi tanıyan, bir zamanlar senin müşterin olmuş birini anlatmak istersin. İnsanların sadık müşterileri vardır ya evde, herkes vazgeçse de satın almaya devam edecek birileri. Kocan, karın, sevgilin... Bazen uzun uzadıya anlatmadan göz göze geldiğinde bile ne hissettiğini anlayacak. Ben de o yok. Eksiklikten öte bir göçük bu. Toprak kaybı gibi bir şey yaşadım. Yamanı kaybettim 10 yıl önce. O zamandan beri aşağıya doğru inen bir boşluk var içimde. Bazen tevekküle sığınıyorsun. Hayat, böyle bir şeydi zaten diyorsun. 93'te bütün hayata bakışım değişti. Hayat ritmim, şeklim ve tabii önceliklerim. 10 yıl evvel beni sinirlendiren, öfkelendiren veya coşkulara sevk eden şeylerin yerini başka şeyler aldı. Daha az öfke duyuyorum. Küçük şeylere daha çok seviniyorum. Yamanın kaybıyla birlikte hayatın çok kısa ve hafif bir şey olduğunu fark ettim. Ölüme koşan birine eşlik edince pek çok şey öğreniyorsun. O gidecek, engel olamıyorsun, durduramıyorsun. Ne tıpla, ne aşkla, ne duayla. Bir anlaşma var sanki ve sen tanıksın.'' Söz yazarlığı da yapan sanatçı Sezen Aksu ile beraber Masum Değiliz, Bargit Turnam, Helal Ettim Hakkımı, Gül, Adı Menekşe, Adı Bende Saklı, ve yine mi çiçek gibi şarkıların altına adını yazdırdı. Bu gelişmelerde Sezen Aksu'nun etkisi büyüktü. Hürriyetten Ayşe Arman'a konuşan sanatçı şunları söylemişti. Yaman'ı kaybettikten sonra Sezen inanılmaz bir şey yaptı. Bilmeden yapmaz öyle şeyleri. Bir insanın hayatına öyle müdahale etmez. Önüme müthiş bir iş yükü koydu. Yani bütün o acılı dönemin içine Sezen sirayet etti. Deli Kız'ın türküsü albümü hazırlanıyordu. Profesyonel olarak çalışmak istediğini söyledi. Bir taraftan albümün prodüksiyonunu yapmamı istiyor. Bir taraftan birlikte şarkılar yazıyoruz, repertuar çalışıyoruz. Müzisyenlerin gelişi, gidişi, konserlerin organize edilişi of yani. Uyumaya bile vaktim olmuyordu. Uykumun ortasında bile uyandırıp hadi 3 saat uyudun kalk artık çalışalım diyordu. Öyle bir süreç yaşadık. Meral Okay 2011 yılında senaristliğini yaptığı Muhteşem Yüzyıl devam ederken eşinin kaderini yaşadı ve akciğer kanserine yakalandı. Hatta kanser olduğunu öğrendiği gün şeker hastası olduğu da ortaya çıktı. Akciğer kanseri deri altında bir takım lezyonlar yapmıştı. Bu nedenle ağır ve agresif olan hastalığı için bir an önce tedaviye başlandı. Uzunca bir süre hastalığını saklamayı seçti. Önce iyileşmek, sonra açıklamak istiyordu. Ama basında hakkında asılsız haberler çıkmaya başladı. Pankreas kanseri olduğu söyleniyor. Cho không Onun bir yoğun bakım ünitesinde olmasını bekleyenler vardı. Meral Okay çok güçlü bir kadındı. O nedenle çevresindeki birkaç dostu dışında hastalığını hiç kimseyle paylaşmadı. Kemoterapi gördüğü ve yoğun ağrılar yaşadığı dönemde bile 450 işine sarıldı. Muhteşem yüzyıl yazmaya ve yeni projeler üretmeye devam etti. O süreçte neler yaşadığını HT magazinden Oya Doğan'a anlatan usta sanatçı şunları söylemişti: "Sol göğsümün üstünde pinpon topu büyüklüğünde bir şişlik oluştu. Ben de yağ bezeze herhalde diyerek çok ciddiye almadım." 10 gün sonra Timur savcıyla toplantıdayken ona gösterdim. Timur ben bundan çok hoşlanmadım deyip güvendiği bir doktoru aradı. 30 Mayıs'ta muayeneye gittim. Doktor da Timur gibi söyleyip beni hemen operasyona aldı. 2 Haziran'da kanser teşhisi koydular. Daha sonra da akciğer kanseri olduğum anlaşıldı. Akciğer kanseri beyne sıçrar. O nedenle acaba beynime sıçradı mı diye düşündüm. Çünkü bu uğraştırıcı ve sevimsiz bir sürecin beni beklediğini gösterecekti. Olmadığı ortaya çıktı. Kanser tek bir yerdeydi. Rahatladım güç meselesine gelince oyacım, kanser teşhisinin karşısında ne gücünüz ne de paranız geçiyor. Teşhisten sonra duruma Sezen Aksu el attı. Özel bir hastanede idealist, genç ve insan kalitesi yüksek doktorlardan oluşan bir ekip kurdu. Bu hastalıkta doktorlarına güvenip akıllı ve iyi huylu bir hasta olman lazım. Onlara teslim olacaksın. Doktorlarıma benden bir şey saklanmamalı. Sizinle aynı bilgilere sahip olacağım. Yeri geldiğinde sizden önde olmak istiyorum başıma ne geleceğini bilmeliyim dedim. Onlar da bana destek verdiler. Şimdi mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Gördüğü tedavilerle kanseri atlatmıştı Meral Okay. En azından o zamanlarda öyle zannediyorduk ve 9 Nisan 2012 günü hayatını kaybetti. Ardında onlarca güzel senaryo, şarkı ve tecrübe bırakarak yakın dostu Melek Taylan Ulugay, T24'e verdiği röportajda şunları söylemişti. Rumeli Hisarı'ndaki evi denize yakın olmak için tutmuştu. Gemide gibi hissediyorum demişti. Hastaneden çıktığında yatağını salona taşımıştık. Denizi görsün diye. Son gece Emine, ben ve Emel boğaza bakarak yalılardan, yalıdaki yaşamlardan söz ettik. Ferzan Özpetek bir motorla önümüzden geçti. Ona el salladı yatağından. Hiç veda etmedik. Ben artık uyumak istiyorum dedi. ünlü senarist ve oyuncu Meral Okay için Bebek Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Muhteşem Yüzyıl dizisi oyuncuları ve çok sayıda kişi katıldı. Okay, Bebek Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Meral Okay'ın serveti tek mirasçı olan babası Atabey'in yönetiminde olduğu Birleşik Kafkas Konseyi'ne bağışlandı. Ölümünden hemen sonra Meral Okay'ın servetini Nesin Vakfı'na bağışladığı konuşulmuş ancak daha sonra bunun yazılı bir vasiyet olmadığı ortaya çıkmıştı. Acısıyla tatlısıyla bir meralokay geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.